Bu makale size Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Faruk Beşer. Dini savunmak için yalan menkıbeler anlatmak. Yalanı tartışıyorduk. Menkıbe olarak yalan söylenebilir mi? Menkıbe örnek alınmaya değer haset demek. Kelimenin aslında delip geçme, yol gösterme, etki etme gibi anlamlar vardır. Sanki birisinin güzel uyları insanın kalbine işlediği, ona örnek olduğu, yol gösterdiği için onlara menkıbe, menakıp denmiştir. Anlamada ve etkilenip ders almada menkıbeler çok etkili olduğundan menkıbe önemli bir eğitim aracıdır. Çünkü hal dili, kel dilinden etkilidir derler. Lisanül hal entekümin lisanil mekal. Yine bunun için temsil tebliğden öncedir derler. Bu sebeple Allah bize Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ve önceki müminlerin hayatlarını kıssa ederken aslında onların menkabelerini anlatmış olur. Ne var ki din dilinde bunlara menkıbe denmemiştir. Allah da mesela Hz. İbrahim'in özelliklerini bize anlatırken onda sizin için üsve-i hasene uyulası güzel örnek vardır buyurur. Demek ki menkıbe peygamberlerde olunca ona üsve-i hasene denir. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de bir de Resulullah için kullanılır. Sahabe-i ikram efendilerimize gelince onların menkıbelerinden söz edilir hadis kitaplarının menakıp bölümleri vardır ve bu bölümlerde sahabenin üstün örneklikleri anlatılır. Onlardan sonra ulemanın, evliyanın ve ahlakı güzel insanların da menkıbeleri örnek oluşturma bakımından önemlidir ve kitaplarda bolca vardır. Mitolojilerin ve destanların eğitimdeki meşruiyetini tartışacaktık. Onun için menkıbeleri öne aldık ve eğitimde, davette, tebliğde hatta anlamada çok önemli olduklarını söyledik. Ancak menkıbede de bir tehlike vardır. İnsanoğlu değer verdiklerini yüceltmede sınır tanımayan bir özelliğe sahiptir. Çünkü duyuların ötesi duygulardır ve duygulara dinle ve akılla sınır çizilmediği takdirde insan muhayyilesi kutsamaya ve ilahlaştırmaya meyaldir. Kutsalla kutsinin farklı şeyler olduğunu da daha önce yazmıştık. Kısaca kutsallaştırma ilahlaştırmadır. Takdis etme yani kutsi bilme ise temiz ve mübarek bilmedir. Melekabilerin önemine rağmen kutsama kapı aralayan bir yönleri de bulunduğu için Resulullah Efendimiz kendisini söz konusu ederek bu kapıyı kapamak istemiştir. Hristiyanların İsa için yaptıkları gibi siz de beni övmede aşırı gitmeyin. Ben Allah'ın kuluyum. Siz de bana sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyurmuştur. Yani bende ne varsa onu söyleyin. Buna rağmen vefat eder etmez duyguların ağır basmasıyla onun ölmüş olamayacağını söyleyen sahabiler olmuştur. Hazreti Ömer gibiler de bu düşünceyi anında tasih etmişlerdir. Dinin zahir yani objektif yönü şeriattır. Esas olan da budur. Batın yani duygu yönü ancak zahirinin çerçevesinden çıkmadıkça doğru olabilir. Çıkarsa batıniliğe ve kutsamaya kayar. Bunun için İmam Rabbani gibi bir sufi bile zahire uymayan batına asla itibar edilmeyeceğini söyler. Ama insanlar sevdiklerini ve büyük gördüklerini en büyük görmek istedikleri için onun hasletlerini hayallerinde büyütürler ve onu Resulullah'ın bile haşa üzerine çıkarabilirler. İşte örneklik yönü önemli olan menkıbenin tehlikesi burada başlar. Belki de çok eleştiri aldığı için sevenlerince hakkında ilk abartılı menkıbe uydurulan kişinin Ebu Hanife olduğunu söyleyebiliriz. Onunla ilgili olarak anlatılan elma hikayesi 40 yıl yatsının abdestiyle sabahı kılma söylentisi Son iki senem olmasaydı sözü böyle uydurulan menkıbelerdendir. Menkıbe büyük insanların yaşadıkları ahlaki güzellikler olmaktan çıkıp kutsamaya dönüşürse şirke kayması işten bile değildir. Ne yazık ki özellikle batıni sufiye buna çokça ihtiyaç duyar. Çünkü üstadlarının büyüklüğünü bir şekilde kabullenip kabul ettirmeleri gerekir ki insanları onun etrafında tutabilsinler. Yıllarca bizim bazı televizyonlarımızda hep böyle asılsız menkıbeler Müslümanlara film olarak izletildi ve halen de devam ediyor. Hakkın, hakikatin, sıdkın, sadakatin ta kendisi olan İslam'ın böyle şeylere ihtiyacı olabilir mi? Bunlar dinin önce yanlış anlaşılmasına, sonra yanlış tanıtılıp başkalarının ondan uzaklaştırılmasına sebep olmaz mı? Bunu yapmanın hainlikten ya da cehaletten başka sebebi olabilir mi? Oysa bu dinin temel özelliği fıtrat ve hayat dini olmasıdır. Müşrikler işte böyle duygularla Resulullah için bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yollarda yürüyor, yiyor, içiyor demişlerdi. Kısaca yalanın her türlüsünü yasaklayan bir dinin kendisini savunulması için yalana müsaade edeceği düşünülemez. Bu çok daha kötü bir yalandır. Belki de bu sebeple Resulullah Efendimiz kim bile bile benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazır olsun buyurmuştur. Bu makale size Nihayet dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.